Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili izleyiciler, Gözümün Nuru namaz programında sevgili Peygamberimizin izini takip ederek onun kıldığı nafile namazları, armağan namazları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim bugün de Gözümün Nuru namaz programında abdest namazını sizlerle paylaşacağım. Sevgili Peygamberimizin yine bir sünnetidir. Her abdest aldığında efendim iki rekat namaz kılıvermeyi Efendimiz severdi. Bizler de inşallah bugün bunu hatırlayacağız, hatırlatmaya çalışacağız. Abdest alındıktan veya gusledildikten sonra vakit elverişli ise yaşlık kuruyacak kadar bir süre geçmeden iki rekat namaz kılınması menduptur. Sevgili Peygamberimizin tavsiyeleri arasındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim abdest alır, abdesti güzel yapar, sonra da kalkıp iki rekat namaz kılarsa ve bu iki rekatta kalbiyle yönelirse o kimseye cennet vacip olur buyurmuş. Demek ki bir kimsen gusleder ya da abdest alır da abdest yaşlıkları daha kurmadan efendim abdestini de güzel almış olduğu halde durur namaza iki rekat namaz kılarsa efendim böylece o kimseye cennet vacip olur diye bildirmiş. Yani bir şükür namazı tabiri caizse Allah bize abdest almayı nasip eylemiş, ömür vermiş, imkan vermiş, bunca nimet vermiş. Ya Rabbi bana bu imkanlar verdiğin için sana teşekkür ediyorum, geldim huzuruna diye. Namaz zaten başlı başına teşekkür de bak sevgili Peygamberimiz böyle değişik bahanelerle namaz kılmayı artırmış, teşvik etmiş, artırmış, örnek olmuş bizlere. İnşallah bizler de bu müjdelere nail olacağız. Ucunda cennet var kıymetli. Kıymetli kardeşlerim, yani basit bir şey değil. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e radıyallahu anh hitaben şöyle demiştir. Sen İslam dininde yaptığın en ümitli amelini bana anlat. Çünkü ben Miraç gecesi cennette senin ayak seslerini işittim buyurmuş. Bilal Habeşi'ye soruyor. Ey Bilal sen efendim İslam dininde en çok sevdiğin, beğenerek güzel bir şekilde yaptığın amelini bana bildirir misin? Çünkü Miraç'ta ben senin cennette ayak seslerini işittim buyurunca Bilal Habeşi radıyallahu anh Efendimiz ya Resulallah gece olsun gündüz olsun abdest aldığım her vakitte o abdestle kılabildiğim kadar namaz kılardım. İşte en çok ümit bağladığım amelim budur buyurmuş. Görüyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Yani Hazreti Bilal'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ya Bilal, Miraç gecesinde senin ayak seslerini cennette duydum. İslam'da yaptığın en hayırlı, sevdiğin, beğendiğin amel hangisidir? Söyle bakalım bana dediğinde Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimiz ya Resulallah, yani öyle başka aklıma gelen bir şey yok ama çok sevdiğim bir şey vardır. Gece olsun, gündüz olsun. Abdest aldığımda efendim kılabildiğim kadar namaz kılmaya gayret ederim diyor. Görüyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Namazın nafilelerinin bile, gönüllü olarak yapılanlarının bile ne kadar büyük bizlere efendim artısı olduğunu, ne büyük sevaplar kazandırdığını buradan da anlayabiliriz. İnşallah bizlerde nafilelerinde bu kadar sevap varsa farzları yerine getirdiğimizde elde edeceğimiz mükafatı siz düşünün. Nice büyük sevaplar elde etmiş olacağız kıymetli kardeşlerim. Maalesef bunları bilemiyoruz. Yani belki de birçoğumuz ilk defa duyuyoruz. Ben de bu çalışmayı yaparken rastlamıştım Bilal-i Habeşi Efendimizin efendim bu hatırasını ve ne kadar çok sevinmiştim ve o günden beri inşallah fırsat buldukça kerahat vakti değilse uygulamaya çalışıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Çok sevaplar elde edeceksiniz. Namazın fazlasından efendim ziyadesinden zarar gelmeyecek. Yahu Ahmet kardeşim başka hiçbir işimiz gücümüz yok mu? Yani bütün işi gücü bırakıp efendim gece gündüz namaz kılsak hayır demeyeceksin diyebilirsiniz ama sevgili kardeşlerim bunları onca yoğunluğuna rağmen sevgili Peygamberimiz yapmış, ashabı yapmış.
Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de bulunduğu süre içerisinde yaklaşık 10 yıllık bir zaman diliminde efendim onlarca sefere katılmış, gazveye katılmış, efendim ümmetin bütün dertleriyle ilgilenmiş. Buna rağmen geceleri sabahlara kadar ibadetler ederek efendim bu işte az önce anlattığımız bu hafta boyunca da hep sizlerle paylaştığım nafile ibadetlerle de hayatını zenginleştirmiş. Yani bu kadar başarısının altında Allah'ın yardımı var tabii ki. Allah'ın yardımını celbeden en önemli amellerinden bir tanesi de sevgili kardeşlerim, Efendimiz her fırsatı namazla değerlendiriyor olması. Bizim de efendim bunca varlık içinde yokluk çekişimiz, bunca sıkıntı ve stres yaşamamız, bu kadar gergin ve efendim etrafımıza sıkıntı ve stres yaymamızın sebebi Efendimizin efendim enerji kaynağından, motivasyon kaynağından biraz uzak kalışımızdan, namazın tadını çıkara çıkara kılamayışımızdan, efendim namazı keşfedemeyişimizden, sırtımızda bir yük gibi, engel gibi görüp ondan kurtulmanın çarelerini arıyor olmamızdan, hatta belki burada gelmeyecek öyle hatırlıyorum, kitabı almamıştım onu ama sevgili peygamberimizin adetiydi biliyor musunuz? Böyle yolculuğa çıktığında devesinin üzerine binip böyle devesiyle beraber dıkıdık 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 yolculuk ederken bile efendim abdestte bulunurdu Efendimiz daima. Abdestliyken efendim devesinin üzerinde kıble bile araştırmadan Allahu Ekber deyip namaza durup devesinin üzerinde efendim gidebildiği istikamete doğru kılabildiğince nafile namaz kılmaya çalışırdı. Yolculuğunu namazla bereketlendirirdi. Şimdi gelin bakalım bunu peygamber birçoğumuz bilmiyoruz. Bilenlerimiz vardır mutlaka. Uygulayanlarımız da vardır. Ben böyle zaman zaman karşılaşıyorum. Haç yolculuğumuzda mesela Miktat Kutlu hocam da görmüştüm. Allah razı olsun. İstanbul Ümrani vaizlerinden. Efendim o hocamız uçağa bindik. Türkiye'ye döneceğiz. Allahu Ekber uçakta. Efendimizin bu sünnetine ittiba ederek yolculuk namazı kılmıştı seferde. Efendim böyle Allah rızası için namaz kılmıştı. Yine sevgili Cemil Topkudar kardeşimizin, ağabeyimizin çok defa şahit olmuşumdur böyle. Araçla bir yere giderken yine o da Efendimizin bu sünnetine ittiba ederek Allahu Ekber deyip namaz kıldığına şahidim. Sizler de sevgili izleyiciler uçaktayken, otobüsteyken, araçtayken böyle gittiğiniz istikamete doğru efendim kıbleye araştırma gerekmeden efendim nafile namazı olduğundan dolayı Efendimizin yolunu takip ederek böyle namaz kılabilirsiniz. Yolculuğunuzu, seferinizi bereketlendirmiş olursunuz. Bunları Peygamberimiz yapmış, bizlere de tavsiyelemiş. Bugün asıl konumuz neydi? Sevgili kardeşlerim, abdest namazıydı. İnşallah abdest aldığımızda eğer kerahat vakti değilse bizler de inşallah iki rekat namaz kılıvererek Yüce Rabbimizin rızasını kazanmaya, cennete aday olmaya gayret ederim. Allah-u Teala Hazretleri bizleri namaz aşığı eylesin. Bu kıldığımız nafile namazlarla Peygamberimizle bizleri cennette buluştursun diyorum efendim. Yine bir hatırlatma, kitaplarımıza ulaşmak isteyen kardeşlerimiz için yapmaları gereken sadece bir telefon numarasını çevirmeleri, kitapları evlerine gelecek. Geldiğinde kitapları aldıklarında parayı da öyle ödeyecekler. 20 lira karşılığında 0212 444 2414 0212 444 2414 numaralı telefonları çevirerek sevgili kardeşlerim kitaplarınızı isteyebilirsiniz. Ahmet Bulut hocamın kitapları dediğinizde inşallah kardeşlerimiz sizlere yardımcı olacaklardır. Gelecek programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.